Merhaba tekrardan arkadaşlar. İsmail abi alayım tekrar. Tekrardan merhabalar. İsmail abi birazdan burada olacak. Merhabalar Evet, tekrar hoş geldin. merhabalar, Eyvah. yeniden merhabalar, Tamamdır. yeniden merhabalar. Evet, tabii bu Şu arada şunu söylemek istiyorum. Hani kısaca Kemaliye'den de bahsetmek lazım. Kemaliye, yani ismi bizi cezbetti. Ferdin hocamızın memleketi. Orada yine değerli yönetim kurulu üyelerimizden gelecek kişiler olacak. Hep beraber bu eğitici eğitiminin ikinci aşamasını orada gerçekleştireceğiz. Bizi bazı heyecanlar sardı. Grup aktif, biliyorsunuz tişörtünden termosuna kadar her şeyini bir markalaştıran, güzel böyle çizimleriyle mesela Gökhan Bey bize orada çok destek oluyor, sağ olsun. Kemaliye'de şu ana kadar görülen bir COVID vakası yok. Onu buradan söylemek istiyorum. Kemaliye ayrıca çok bilinçli bir yer yani. Kemaliye Vakfı'nın başkanı da Feridun Çelikmen hocamız. İnşallah onun misafirliğinde Kemaliye'de güzel bir etkinlik olacak. Bu etkinlik Haziran sonu ve Temmuz başında olacak bu etkinlik. Tabii ki koronavirüs bizim birçok programımızı etkilediği gibi buradaki yapılacak programlarımızı da etkilemiş durumda. Yine yönetim kurulumuzun önerileriyle gelecekte çok daha güzel eğitimler verileceğini ben düşünüyorum. Biraz önce bu canlı yayından ayrılmamızın nedeni kaydetmek içindi. Ben eminim yıllar sonrasında bu yayına bakıp ya evet bak o zamanlarda bunları yapmışız diyeceğimiz hatıralar oluşacaktır eminim. Evet. Abi tabii ki wilderness medicine de aslında yani dünyada aslında belki biraz daha yaygın. Biz Türkiye'de bunu biraz daha kullanacağız ama yani bilmiyorum. Ya ben çocukken bir kere dağa gittik mesela. Çok şey değil mesela eniştem kösele ayakkabıyla gitmişti. Yani şimdi düşünüyorum gerçekten hani tamamen böyle bilgisizlik yani bir şeyin gerçekten doğru kullanımı, nasıl kullanıldığı. Yani şimdi mesela kamp için malzemelerimiz var. Hani biz de bu ay içinde kampa gitme planımız var. Kesinlikle diyorlar. Yani bir şeyi alıp tamam ben bunu aldım gidiyorum demek gibi bir durumda söz konusu değil. Onun nasıl kullanıldığını, nasıl yani çadır var mesela nasıl kullanıldığını bilmek lazım ama başına bir şey geldiğinde nasıl tamir edildiğini bile aslında öğrenmek gerekiyor. Bunların hepsini biz biraz da sahada göreceğiz gibi düşünüyoruz. Kemaliye'de bir doğa sporları etkinliği olacak. Biz aslında dernek olarak bu durumda ne yapacağız tam net henüz herhalde dernek tarafından bu kesinleştirilmedi ama bir açık hava organizasyonu olacağı için gerekli bütün önlemler alındıktan sonra umarım oradan da yani bu karantina sonrasında biraz böyle doğanın tadını çıkarmaya başlayacağız gibi düşünüyorum ben. Abi yine şu konuda devam edebiliriz. Biz Tatdoğa ekibi olarak zaten çok iyi bir ivme yakaladık. Yani gerek Erciyes'teki ekip bütünlüğü olsun, gerek Kemaliye için yaptığımız ön hazırlıklar olsun, bu konulardaki konuşmalarımız olsun. Biz bu durumda yani Kemaliye'de bir eğitim olacak veya olmayacak. Hani bundan sonra biz korona süreciyle beraber karantina dönemi sence nasıl gider? Birazcık normalleşme sürecinde biz çalışma grubu olarak başka neler yapacağız, planlayacağız? Geçen Bunlar hafta üzerine devam 25. edeceğiz. yılını kutladık Acil Derneğimizin. Bu gurur verdi. Çünkü biz asistanlığa ilk girdiğimiz yıllarda acil tıp uzmanıyım dediğinde bizi kimse bilmiyordu. Yani siz hangi branştasınız deniyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada profesörlerimiz, doçentlerimiz, kıymetli hocalarımız ve büyüyen camiamızla beraber 3000'i geçen bir acil uzmanı sayımız var. Dün de çok daha güzel bir haber aldık. Yine Hacettepe'ye başhekim olarak Bülent Erbil hocamız Abi. atandı. Kendisini ben buradan da ayrıca tebrik ediyorum. Yine kendisi çalışma grubumuzun temsilcisidir yönetim kurulu adına. Çok desteklerini gördük. O herkesle oturması, hasbihal etmesi, sorması, aktivitelere tam katılması o anlamda bize o zaman güç verdi. Bu anlamda ben şunu görüyorum. Yani koronavirüs sürecinde mesela Süleyman hocam işte Trabzon'da, ben Kayseri'de. Bu anlamda bizim çalışma
çalışma grubunun içerisinde bu işin yönetim kısmında olan kişiler de var. Tabii hazırlıklarımızı çok daha üst düzeyde yaptık, onu söylemek istiyorum. Biz Kayseri'de ayrı bir hastane oluşturarak tamamen korona hastanesi yaptık. Bizim bloklarımız ayrı ayrı olduğu için. Yine şehir hastanemiz bu anlamda birçok bloğunu kapatarak çalıştı ama beklediğimizin biraz altında geçen bir pandemi dönemi yaşadık. Ama burada acil uzmanlarını ben özellikle vurgulamak istiyorum. Çok ciddi görevler aldılar. Şunu gördük, yani ben SARS-MERS'te çalışmıştım. Yani ikisinde de görev almıştım. Biraz alışkın, yani acilci biraz daha cevval. Koruyucu ekipmanını hemen taktı. Mesela bizim ekipler maske ürettiler, siper ürettiler, başka şeyler ürettiler. Bu anlamda hep devamlı grup içerisinde bir aktivite vardı. Doğa tıbbı çalışma grubu da moral motivasyon anlamında devamlı birbirini destekledi. Bu anlamda bir ağ gibi biz aslında koronavirüste hep beraber savaştık. Ben o anlamda doğru buluyorum. Derneğimizin bu anlamda savaşçılarımız ifadesi, kahramanlarımız ifadesi, bununla ilgili o görseller, Süpermen görselleri bizim çok önemsediğimiz bir durum oldu. Biraz azalma var Emine. Yani bunu biz görüyoruz. Onun nedeni de biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı Kayseri'de bunlardan bir tanesiydi. 15 ilde bu sokağa çıkma yasakları devam etti. Ama şu an sokağa çıkma yasaklarının bitmesiyle beraber son birkaç gündür yani sıfıra yaklaşan vakaların hani biraz daha arttığını görüyoruz ama ülke genelinde bu zaten bir salınımla azalacaktır. Yani ben bu pandemi oldu hemen biteyim diye bir durum yok. Bu bir salınımla oradaki durumun da bizim hocalarımızın da bize söylediği bu konuda kıymetli hocalarımızın Eylül'e kadar bunun yavaş salınımlarla devam edeceği. Ama yeni normal dediğimiz bir süreç var. Bakanlığımız da bununla ilgili yönetmenliklerini, yönergelerini yayınladı. Biz tabii bu aktivitenin olup olmayacağıyla ilgili yine mutlaka yönetim kurulumuzla görüşüyoruz. Bu aktivitelerde eğer artma durumu olduğunda ona göre mutlaka tedbirler alınacaktır. Koronavirüs sonrası da artık normalleşmemiz gerekiyor. Çünkü işin psikolojik boyutu, işin aile boyutları, tabii ki çocuğunu görmeyen insanlar evlerinden dışarıda kaldılar. Ona göre tedbir aldılar. Bir obsesyon oluştu. Bir an önce onu da yırtıp atalım diye doğa tıbbı çalışma grubumuz bizim. Biraz daha burada eli taşın altına koydu. Gruplar içerisinde aktif bu konuları tartışıyor. Bazı konularımız biliyorsunuz toksikolojiyle ilgili özellikle venomlar, yılan ısırıkları. O anlamda ortak çalışma gruplarımız da var. Yani bizim çok önemli bir çalışma gruplarımızdan bir tanesi toksikoloji çalışma grubudur. Orada ortak ben de oranın bir üyesiyim. Mesela Ferdin Hocam, Bülent Hocam yine diğer birçok hocamız orada beraber yapılan çalışmalar bir bilinç oluştu. Yani bu teknolojiyi acilciler çok iyi kullanıyorlar. Yani vakanın başında neredeyse 100 tane hazır konsultanı var. Çalışma grubumuzda, bizim doğa tıbbı çalışma grubumuzda da vakalar ve ekstrem vakaların görülmesiyle ve bunun gruplarda tartışılmasıyla biz bunun büyüdüğünü görüyoruz. Covid ile ilgili de benzer şekilde inşallah, yani biz burada bir durum olduğunda da beraber onun tedbirleri noktasında grubumuza ve oradaki hocalarımıza danışarak onların tedbir ve yürütmede neler yapacağımızı yapabiliriz hep birlikte. Evet. Aslında işte Feridun Hoca'nın bu korona pandemisi, Covid pandemisi başlangıcında da çok güzel bir tespiti vardı. Aslında acil tıpta çalışan bütün doktorlarımız biraz da böyle wilderness medicine'dan esinlenmiş gibi. Yani mesela işte 3 boyutlu hemen laringoskop yaptıralım. Mesela herkes kendisi için, kendisini korumaya almak için en azından bir şeyler icat etmeye başladı. Mesela şnorkel maskelerini hemen tamam HEPA filtresi takıyorum ben bununla o zaman hasta bakabilirim. Yani aslında bunlar da bizim oradaki o an için yaptığımız kısıtlı imkanlarla icat ettiğimiz bir şeylerdi yani aslında. Aslında istediğimiz zamanla ne kadar yaratıcı olduğumuzu da görmüş olduk bu vesileyle. İşte biraz doğada, yani bilmiyorum biraz bu olayın biraz doğa boyutunda olması belki daha doğru ve az ekipmanla daha yani eğitimini alarak en azından bu işleri biraz imkansızlıklar içinde bir şeyler yapabilmeyi bize öğreten, öğretecek olan çalışma grubumuzu da buradan tekrar arkadaşlara tanıtmış olduk. Hepsi mucit macit, yani onu söyleyeyim ben. Evet. Emine, yani mucit macit yönü var. Biz onu eğitimlerimizde gördük. Acilcilerde böyle hızlı çözüm, yani çözüm odaklı çalışma var. Ve biz gurur duyuyoruz onlarla. Ve doğa tıbbında da zaten doğada o elinizdeki çöple,
bir ağaç dalıyla bacağı hemen orada sabitlemek, hastaya bir sedye oluşturmak, hastayı sarıp vertebralarının zedelenmeyeceği bir şekilde belki kilometrelerce taşımak, biz orada en zor koşulda hastaya en iyi faydamız nasıl olur? Bu ekibin evet. bir parçasıyız. Yani bunu buradan söylemek istiyorum. Türkiye'de de acil uzmanları özellikle sahada çok daha ağır ve çok daha fazla hastayla karşılaşan gruplardan bir tanesi. Ve inanın COVID'de hastalar geriye çekildi. Bizde gece 2500-3000'lerde olan hasta sayıları 400'lerin altına düşünce koronavirüse acil uzmanları yönetiminde çok güzel bir yaklaşım oldu. Tedbirlerini alarak yaklaşan uzmanlarımız çok şükür yani bu kayıplarımız oldu, üzüldük ama bizi korkutan derecede olmadı. Yani en büyük korkusu, bunu da söylemek istiyorum, yöneticinin bir personelini kaybetmesi olur. Yani insan buna dayanamıyor. O anlamda biz de koruyucu ekipmanlar anlamında en üst düzeyde gayretimizi gösterdik ama şunu gördük, acil uzmanları ve diğer tüm sağlık çalışanları, yani hepsi bir tek vücut oldular. Bu anlamda Türkiye'de bu koronavirüs sürecini inşallah o ağır dönemini atlattığını düşünüyorum. Evet, umarım bu normalleşme süreciyle beraber ve şehirler arası yasakların kalkması, alışveriş merkezlerinin açılması, belki bu süreçle beraber vaka sayılarında böyle aşırı ivmeli artışlar olmaz diye düşünmekteyim ama ya ummaktayım diyeyim. Bunu umuyorum ama bir yandan da işlerin psikolojik boyutunu da düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Açıkçası ben bütün arkadaşlara da doğaya çıkmayı, bu özellikle karantinadan sonra herkes sıkıldı, doğaya çıkmayı öneriyorum. Yani alışveriş merkezime tabii ki doğa. Ama burada izniniz olursa birkaç bir şey de paylaşmak istiyorum. Mesela biz kamp için plan yapıyoruz dedim. Korona döneminde kampı nasıl yapacağız? Yani en azından kişilerin yani çok kalabalık gruplar halinde gitmemeye özen göstermesini bir tür, bunu Dağcılık Federasyonu da öneriyor tabii ki, yani Feridun hocamızın hazırladığı yazılarda da var. Çok kalabalık grup olmamayı, mümkün olduğunca belki iki kişinin birbirini kontrol edecek şekilde, yani bir ekip olunacaksa sportif faaliyette veya başka bir organizasyonda çok kalabalık gruplar olmamasını, sadece iki kişinin birbiriyle eşleştirilmesini ve onların da arasındaki sosyal mesafeye her zaman dikkat edilmesi gerektiğini öneriyorlar. Bir kampta, molada sosyal mesafeye kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini öneriyorlar. Ve çadırda kalınacaksa mesela, aynı evden gidecek kişilerin belki ayak baş şeklinde uyuyabileceğini, mümkün olursa da, mümkün olduğunca da kişilerin tek kişilik çadırlarda kalmasını öneriyor Dağcılık Federasyonu da. Hani bu konuda sadece bir hatırlatma yapmak istedim. Özel, yani bu mesela benim kesinlikle aklıma gelmeyen bir şeydi bu süreçte. Yani evet, iki hafta sonra kamp planı yapıyoruz ama herkesin işte yani, kamp imkanı olmayabiliyor Emine. Yani tabii, o anlamda tabii. Yani bu sadece şey için söylüyorum. Mesela geçenlerde birisiyle konuştum mesela. Kaya tırmanışına başladım bir senedir dedi. Öncesinde sadece gidiyordum, doğaya gidiyordum, günübirlik gidiyordum. İşte bir şey, manzaraya bakıyordum, birkaç bir şey yapıyordum. Dönüyordum dedi mesela. Bir vesileyle kaya tırmanışına, dağ tırmanışına başladığını söyledi. Ve o gerçekten comfort zone dediğimiz rahat bölgeden çıktığını ve sınırlarımın farkına varmaya başladım, bunu yapmaya başladım, hani normal diğer hayatım da değişmeye başladı şeklinde bir saptaması vardı yani. Bunu düşündüm. Gerçekten yani belki bir kişi için, iki kişi için çok uygun olmayacak ama öyle kişiler belki bu işlere, doğaya açılacak veya belki başka aktiviteler yapmaya başlayacak, gerçekten hayatlarını değiştirebilir diye düşünüyorum. Hani biraz da tat doğa olarak doğada, vahşi doğada belki başımıza gelebilecek kazaları, olayları, doğal olayları en azından vurgulayıp bunlarla ilgili birazcık bilgi verdikten sonra insanlar hani belki bu konuda biraz daha cesaretlendirilebilirler diye düşünüyorum. Burada hocam soru var, müsaade ederseniz. Evet, Mehmet Eskitaş. Tabii ki. Mehmet Eskitaş benim 2003 yıllarında Bingöl depremine gittiğim arkadaşlarımdan bir tanesidir. Kendisi doğa ve dağ anlamında bir duayenlerdendir. Buradan şunu söylemek istiyorum.
Sadece COVID rehberi değil, biliyorsunuz çalışma grubumuz bundan sonraki dönemlerde yaptığı tüm o çalışmalar ve konularla ilgili mutlaka kitapçıklar hazırlayacak. Doğa tıbbı çalışma kitabımız olacaktır. Burada çok profesyonel bir çalışma olacak. Yine her zaman davetlimiz, yani olduğu durumlarda kişiler. COVID rehberiyle ilgili bakanlığımızın güzel çalışmaları var. Biliyorsunuz COVID'in ilk zamanlarında Türkiye Acil Tıp Derneği de bu konuda rehberleri hazırladı. Normalleşme dönemiyle ilgili de ben birkaç farklı bir şey söylemek istiyorum. Evet, evet. Kayseri biraz yürüyüş gruplarıyla meşhur bir yerdir. Yani burada küçük bir Ali Dağı var, Erciyes Dağı var. Bu anlamda biz de şöyle bir karar aldık. Gruplar oluşturalım, yürüyüş grupları oluşturalım. Bunların tarihlerini belirleyelim. Yine sosyal mesafeye dikkat ederek aile dışı bireylerle yürüyorsanız maske kullanımının önerilmesi. Çünkü bazı dar alanlardan geçebiliyorsunuz. O anlamda hazırlıkların tam yapılması. En azından şunu öneriyoruz. İnsanlar arabalarına binsinler, metropolün dışına çıksınlar. Doğada biraz yürüsünler. Bu yürümeyi de yine evet, biliyorsunuz uygulamalar çok güzel. En az bir 5 ila 8 bin adım yapmalarını öneriyor kılavuzlar. Yani bu şekilde öyle gittim ben birkaç adım attım orada oturdum çay içtim değil. Gerçekten yavaş yavaş artırarak son zamanlarda 15 bin 20 bin adım yürüyüşü yapıp gelenler 15-17 kilometrelik yürüyüş parkurları. Yine doğa çalışma grubumuzun değerli üyeleri için söylüyorum. Burada hem Ürgüp Kanyonu'nda hem Kayseri'nin bazı vadilerinde hem Erciyes'te hem yaz hem kış yürüyüş yapabiliriz. Özellikle 1800 ile 2200 arasında biliyorsunuz yüksek irtifa egzersizleriyle ilgili tüm dünyada bir meyil var. Yani sporcularını, deniz seviyesinde olan futbolcuları alıp yüksek irtifada kamp yaptırıyorlar. Yüksek irtifa kampları oranın oksijenizasyonunu daha iyi olduğu için hastanın diyorum orada sporcunun gelişimine katkı sağladığı için bu anlamda da sadece kış değil, Erciyes'te yaz sporları da, yaz yürüyüşleri de, yaz grupları da mutlaka olacaktır. Bizim de o tür bir çalışmalarımız var. Olacak abi, biz de bekliyoruz. Özellikle tabii ki yaz dönemi diyoruz, hani belki yılan ısırıkları ve işte güneş yapmaları dedik ama bunun tabii ki deniz canlılarıyla olan yaralanmalar, boğulmalar, bunlar da tabii ki çalışma alanımızın içinde. Abi yavaştan toparlayabiliriz isterseniz. Biz tam Tatdoğa ekibi olarak zaten her zaman sahadayız diyoruz. Covid'den artık korkmuyoruz. Yani belki ilk başlarda evet biraz pandemi sürecinde hepimiz korkuyorduk ya, belki ne olacak toplum, neyi nasıl yapacak, yani kimse bilmiyordu ama birazcık bazı şeyler kontrole alınmaya başlayınca ve birazcık Covid'i hastalığı ve hastaları tanımaya başladıktan sonra birazcık daha korkumuz azaldı. Biz zaten vahşiliklerde görüşeceğiz diyoruz. Tabii. Sizin eklemek istediğiniz başka şeyler varsa ben alayım son dakikalar olarak. Yani inovasyonu yüksek, çok güzel bir grup. Doğa çalışma grubumuza tüm acil uzmanlarımızı davet ediyoruz. Tabii öncelik acil uzmanları. Burada yönetim kurulumuzun ve çalışma grubu başkanlarımızın onayıyla gruplara katılabilirler. Orada çok güzel arkadaşlar, hocalar edineceğini ben düşünüyorum. Ben biliyorum diye bir şey yok. Biz biliyorsunuz doğada kim konuşuyorsa onu hocam diye dinliyoruz ve hemen bilgilerimizi artırıyoruz. Pratik bir ekip, ben gurur duyuyorum. Hemen ısındı birbirine. Öyle katlisli bir ekip değil. Ayakkabısını giyen işe koşuyor. Biraz biz kenarda kalıyoruz ama artık bizleri idare ediyorsunuz yani. O anlamda hep beraber yaptığımız güzel anılarımız oluyor. Ve aslında Feridun Hoca yazılarında bir şey yazdı, hatırlıyor musunuz? Siz o doğa yürüyüşlerinde bol bol da resim çekin. Daha sonra onlara bakarak mutlu olacaksınız. Mutluluk hormonu. Biz neredeyse COVID süresince o Şubat ayındaki etkinliklerin hep resimlerini paylaştık. Farkında mısınız? O yeşil evet, ördek yeşili kabanlarımızla beraber, o modlarımızla beraber paylaştık. Ben buradan hepsine teşekkürlerimi, selamlarımı söylemek istiyorum. İyi ki varsınız, sizler iyi ki varsınız. Bu derneğimizin büyümesiyle beraber doğa çalışma grubumuz da büyüyecektir. Çok daha güzel faaliyetlere imza atacaktır. Evet. Tüm bunların dışında Kayserili olarak da her zaman bizim gönlümüzde yeriniz var. Ne zaman, hangi mevsim isteyip geldiğinizde burada sizi ağırlarız, gurur duyarız ağırlamaktan. Bundan sonra da burada sadece eğitici eğitimlerinin değil, eğitimlere çok fazla talep olduğunu da söylemek istiyorum.
O eğitimlerimize devam edecektir. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet hocam. Arkadaşlar adına da ben çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz güzel bilgiler için de. Çalışma grubumuzu herkese davet ediyoruz ama tabii ki acil tıpçıların kesinlikle de ucundan kıyısından bilgi edinmesi gerektiği konular olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar Parantez diliyorum. Söylemek istiyorum. Yani ben tabii burada doğa deyince biraz böyle yumuşak çalışma grubu, işte tat, ama o kadar ince ve ekstrem konular anlatılıyor ki, yani konsantre olmanız, onları öğrenmeniz çok zor. Gelecekte çok farklı projelerde doğa çalışma grubunun olacağına inanıyorum. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii ki. Abi ekleme yapayım ben de madem bu vesileyle. Tamam, hadi bakalım. Çok zaten çok fazla vaktimizi aşmadık henüz. Mesela dışarıdan da çok fazla aslında istek var bu tür eğitimi Evet. almak için. Çünkü mesela bizim daha ilk eğitimimizde hayatta kalma yöntemleri diye bir dersimiz vardı. Ateş yakmaktan, barınak bulmaya, işte bir barınak, bir çadır nerelere kurulur, nerelere kurulmaz, nasıl beslenmemiz lazım doğada, suyumuzu nasıl tüketmemiz lazım, sıcakta, soğukta nasıl davranmamız lazım, nasıl davranışlar, nasıl hareketler yapmamız lazım en azından. Böyle derslerimiz var ve gerçekten ben doktor olmayan arkadaşlardan da çok fazla şey alıyorum yani. Biz de katılabiliyor muyuz, biz de görebiliyor muyuz? Yani umarım çalışma grubumuzun devamlılığı sağlanacak ve eğitimlerimizin artık kalitesi Yalnız artacak diye Emine, düşünmekteyim. ikinci gün akşam 8'de ben burada ne yapıyorum dedim ya. Yani şimdi ya gerçekten öyle kolay da değil. Yani bunu basit zannetmesinler. Hele Feridun Hoca'ya takıldıktan sonra, tamam mı, pertiniz çıkar. O anlamda yani bu çalışma grupları çok fazla talep var. Özellikle aile hekimlerinden. Biz o eğitimlere katılmak istiyoruz diyorlar. Çok fazla talep var. Ama benim burada vurgulamak istediğim bir şey var. Acil Tıp Derneğimiz bir şeyi çok güzel yapıyor. Yani ne yapıyor? Bir standart koyuyor. Orada eğitimler, eğitimin puanlamaları, slaytlar, sunumlar, standart bilgiler, onların çevrilmesi. Burada en büyük şansımız Feridun Hocam. Yani maşallah yürüyen kütüphane, wilderness medicine açısından. Zaten işte bazı terminolojileri biz ilk defa ondan duyuyoruz. Yani ben de 15 yıllık acil uzmanıyım. Gurur duyuyorum. Yani bilmediğim bir şeyi duyduğum yerde mutluyum ben. Yani doğa çalışma grubu bundan sonra bunu devam ettirecek. Yani bilinmeyenlere çare olacak. Ben yani bu çalışmalarla beraber de çok daha aktif, inovatif arkadaşların gruplarımıza katılacağını ve onlara bu gruplara katılmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. İnanın yönetici olduğum halde, çok yoğun olduğum halde ben de buna zaman ayırıyorum ve mutlu oluyorum. Unutuyorum başka şeyleri. Bu anlamda çalışma grubumuzda da ayrıca gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Herkes doğaya gidecek artık diye düşünüyorum bu saatten sonra da. Ağzınıza sağlık hocam. Görüşmek ben üzere de tekrar teşekkür arkadaşlar. ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar tekrar. İyi akşamlar.